Hepiniz hoş geldiniz. İki haftalık bir aranın ardından birçok alanda bilgilendirmelerin yapıldığı Cuma sunumlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize tekrardan iyi ve sağlıklı yıllar geçirmenizi temenni ederek 2015'in ilk sunumuyla fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizin işleyiş süreçleriyle başlıyoruz. Bilindiği üzere hastanemizin B blok 3. katında bulunan fizik tedavi ünitemiz mevcut olmaktadır. Bugün uzman hekimlerimiz ve uzman fizyoterapistlerimiz hasta kabul sürecindeki arkadaşlarımızın bilgileri doğrultusunda işleyişlerini, güzel sunumlarını hep beraber dinleyeceğiz. Evet, ağrılar kaderiniz olmasın diyerek fizik tedavi ünitemizin kapılarını tüm şifa almak isteyen hastalarımıza güvenle, kaliteyle, uzmanlıkla açmaktayız. Çünkü biz Avrasya Hospital olarak diğer alanlarda olduğu gibi bu konuda da iddialıyız. Şimdi ilk olarak açılış konuşmamızı yapmak üzere başhekim yardımcımız operatör doktor Sayın Ali Güven Akıncı'yı sahneye davet ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü adet oldu, ben konuşuyorum her seferinde. Bugünkü bölüm benim de ayrıca bir gönül bağım olan fizik tedavi bölümüdür. Önceki yerleriyle şimdiki yerlerini karşılaştırdığımızda çok daha ferah, rahat ve çok nezih bir yere geçtiler. Aydınlık, pırıl pırıl ve çok mekan olarak da geniş ve iyi bir yere geçtiler. Ayrıca da şu yeni işte spastik ve özürlü bir takım çocuklarla ilgili yapılan fizik tedaviler için de arka tarafta ekstra bir bölüm açılması da bir gelişme oldu. Bunun ötesinde bölümün hareket alanı olarak söyleyeyim, ona bir kelime bulamadım. Genişliği, rahatlığı gerçekten herkesin hoşuna giden, herkesin mutlu olduğu bir şey. Cihaz eksiği var mı bilmiyorum. Yani istenen cihazlar var mı, geliştirmek mümkün müdür? O konuda belki bir şeyler söylemek istersiniz. Onun dışında randevu sisteminin iyi yürüdüğünü ben hep gözlemledim. Onda bir sıkıntı yok gibi. Bazen hasta sayısında düşme, bazen de artık sınıra dayanma dalgalanmaları oluyor. Ben iyi çalıştığını düşünüyorum bölümün. Ama mutlaka isteyecekleri, talep edecekleri şey vardır veya aksadığını düşündükleri şeyler vardır. Bana ilettiklerinde ben hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama beni aşacak konularda oluyordur. Onlarla ilgili arkadaşlardan hazır hem prosesi anlatıyorsunuz hem de bu fırsat varken bir şeyler söylemelerini bekliyorum. Onun dışında bence gayet iyi işleyen bir bölüm burası. Bir de tabii çok büyük şansları var. Apayrı bir kattalar. Oradan buradan 40 tane farklı şey gelip ne bileyim en azından yer sormuyor kimse. O yönden de rahat ve huzurlu çalışıyorlar. Bu toplantıda bakalım bir eksikleri var mı? Söyleyecekler. Buyurun. Evet, ilk olarak fizik tedavinin tarihçesini hep beraber dinleyeceğiz. Kürsümüze esmer teniyle, kırmızı rujuyla gözümüze bir o kadar şık görünen fizik tedavi uzmanımız Sayın Şenay Çıldır'ı kürsümüze davet ediyorum. Merhabalar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ali Güven arkadaşım kimsenin bize hiçbir şey sormadığını ifade etti ama yanılıyor. Otoparktan çıkanlar yollarını kaybedip birinci bloğu bize soruyorlar. Onun için de rahat olabilirsin. Bize de soruyorlar. Şimdi size ben fizik tedavinin tarihçesinden kısaca bahsetmek istiyorum. İnsanlığın var olduğu ilk çağlardan beri var olan ve insanlığın gelişimi ve mantığı ve amacının hızla değişen tıp ilmi günümüzde sadece tedavi etmekten uzaklaşmış ve koruyucu hekimlik, tedavi edici hekimlik ve de rehabilitasyon hekimliği olarak 3 bölüm olarak ortaya çıkmıştır. Artık tıpta amaç tedavi etmekten çok hastalıkların oluşumunu önlemeye, koruyucu hekimliğe yönelmiştir. Ancak birçok hastalıklar, özellikle dejeneratif hastalıklar, artrozlar, kireçlenmeler gibi, kanser gibi, trafik kazaları, sonrası sakatlıklar koruyucu hekimlikte yetinilmiyor. O yüzden rehabilitasyon hekimliği
daha öne çıkmış oluyor. Reenkarnasyonun anlamı şu, kişinin doğuştan ya da sonradan kişide gelişen kalıcı veya geçici yetersizliklerin en üst düzeyde geriye kazandırılması, gerek fiziksel, psikolojik, sosyal, mesleki ve yeni bir meslek edindirme eğitimi düzeyine getirilmesi olarak tanımlanan rehabilitasyon, fiziksel tıp yöntemleri ile birleşince fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ortaya çıkmış oldu. Fizyoterapinin geçmişi Hipokrat zamanına kadar uzanır. Hastalar o zamanlarda masaj, manuel yöntemler ve hidroterapi ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. Hidroterapi suyun tedavi edici özelliğinden yararlanılmıştır. Ancak profesyonel olarak Avrupa'da 13-17. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir fizyoterapi. İsveç'te ise 1813'te, İngiltere'de ise 1894'te 4 hemşire tarafından fizyoterapi kurulmuş oldu. Amerika'da ise 1921'de, yurdumuzda 19. yüzyılın sonlarında 1898'de askeri tıbbi işarede mezun olan doktorlar, Almanya'dan gelen Profesör Doktor Robert Greiber tarafından kurulan kliniklerde uygulamalarına başlamışlardır. Aynı günlerde hastanede akıl ve sinir profesör muavini olan Raşit Tahsin Bey tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Rehabilitasyonun tarihçesi ise ilk çağlarda Hindistan'da ve Çin'de kas ve eklem ağrılarının ortadan kaldırılması için tedavi egzersizler olarak kabul edilen bazı egzersizler kullanılmaktaydı. Eski Yunan'da mabetlerin yanında jimnasyum denilen, spor yapılan, egzersiz yapılan mekanlar yapılmış. Oralarda insanların daha sağlıklı, daha güçlü, daha kaliteli yaşamalarını sağlamak için egzersizler, hareketler yapılmış. Şişman hastalar, Hipokrat ise bu kullanılmaya bağlı atrofileri egzersizle tedavi etmiş. Kilolu hastaları da egzersizlere zayıflatmaya çalışmıştır. Bu çalışmalar o döneme ait ilk rehabilitasyon olarak kabul edilmiştir. Rehabilitasyon kavramı özellikle savaşlardan sonra gelişmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra binlerce sakat insan, genç insan ortaya çıkmıştır. Parakejiler, özellikle üriner enfeksiyonlar, dekübitis ülserleri nedeniyle çok kısa sürede kaybedilmiştir. Kol ve bacakları ampute olanlar ise çoğunlukla doktor olmayan kişilerin verdiği protezler ve yardımcı cihazlarla yürümek zorunda kalmışlardır. Bu savaş sonrasında elde edilen tecrübelerle İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış ve rehabilitasyon tıbbı büyük bir gelişme kaydetmiştir. Savaşta yaralanan askerler ve sivillerin en kısa zamanda aktif hale gelmeleri ve iş gücünden en fazla yararlanabilmeleri için İngiltere'de özel hastaneler açılarak rehabilitasyon çalışmaları başlamıştır. Savaştan sonrası binlerce genç sakat insanın mümkün olabildiğince en üst bağımsızlık seviyesine ulaşabilmesi, yani meslek edindirme ve işe yerleştirme çalışmaları günümüzdeki modern rehabilitasyon çalışmalarının temelini oluşturmuştur. 1943'te Amerika'da fiziksel tıp ve rehabilitasyon bir uzmanlık dalı haline gelmiştir. Yurdumuzda ilk rehabilitasyon çalışmaları Darülaceze'ye kadar dayanır. Orada yaşlı ve düşkün insanların el becerileri göstererek onların üretken olarak hayata katılmalarını sağlamışlardır. 1953'te Gülhane'de Aziz Sevik Tekin, 1956'da İsmet Çetin Yalçın, 1957'de Doğan Akan Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimlerini tamamlamışlar. İstanbul Tıp Fakültesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyonla çalışmalarını başlatmışlardır. 1958'de fizik tedavi rehabilitasyon kürsüsü başkanı, operatör doktor, ordinaryüs profesör, doktor Osman Cevdet Çubukçu ve ortopedi kürsüsü başkanı, ordinaryüs profesör, doktor Akif Şakar, Şakir Şakar katkılarıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği kurulmuş ve rehabilitasyon çalışmalarını hız kazanmıştır. 1961'de Doktor Rıdvan Özkan'ın başkanlığına Hacettepe'de Çocuk Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu kurularak fizyoterapist yetiştirmeye başlanmıştır.
yaşamın uzadığı bu dönemde relaksasyonun önemi daha çok artmıştır. Benim size anlatacağım kadar daha çok sıkmak istemiyorum sizi tarihlerle. Teşekkür ederiz hocamıza. Alkışlarla alıyoruz. Evet, sunumumuza devam ediyoruz. Şimdi fizik tedavi ünitemiz hasta kabul elemanlarımızdan Sayın Özlem Gülgöken bizlere fizik tedavi hasta kabul süreçlerinden bahsedecek. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Bilindiği gibi, her bölümde olduğu gibi ben de sizlere fizik tedavinin prosesinden biraz bahsetmek istiyorum. Prosesin asıl amacı Avrasya Hastalığı'na başvuran hastalarımızın değişikse tedavilerinin zamanında doğru olarak ve güvenli bir şekilde yürütülmesidir. Bizi etkileyen prosesler, acil, poliklinikler, ortopedi, nöroşöroloji, hasta kayıt, konsültasyon, yatan hastalar, erişkin yoğun bakım, laboratuvar, dış kaynaklı süreçler, tetkikler ve dışarıdan gelen doktor istekleri ve üst yönetimdir. Girdiler, hasta yönetim beklentileri, hasta kayıt fişi formu, hasta resmi evrakları, tetkik sonuçları, konsültasyon istekleri, danışma formları, daire haberleşme belgesi ve dış kaynaklı tetkiklerdir. Faaliyetler, hasta muayenesi, tetkiklerin istenmesi, teşhis konulması, tedavinin planlanması, hasta bilgilendirilmesi ve onay alınması, resmi evrakların eksiksiz doldurulması, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında yer almak, prosesinde görev alanlara eğitmek ve yönlendirmektir. Çıktılar, sağlık hizmeti alan hasta yani kişi, reçete, ev programı, tetkik istek formu, başka bir mesel, taburcu olan hasta, tıbbi atıklar, hasta kayıtları, rapor, iş görünmezlik raporu, sürekli ilaç kullanım raporları, ilaç malzeme istek fişi, arıza bildirim formudur. Etkilenen proseslerimiz ise poliklinikler, nöroloji, daire, tetkik üniteleri, hasta danışmanları, görevli personel, muhasebeler, vezneler, eczane ve satın almadır. İlgili dokümanlar ise hasta kabul taburcu prosedürü, poliklinik işleyiş talimatı, diş polikliniği, çocuk polikliniği, cildiye polikliniği. Performans kriterleri hasta memnuniyeti, hekimlik hizmetlerinden memnuniyet, personelin ilgi ve nezaketinden memnuniyet, genel temizlik ve düzeninden memnuniyet, proses verimliliği. Hedefler hasta memnuniyeti, personelin ilgi ve nezaketinden memnuniyet, genel temizlik ve düzeninden memnuniyet, branş bazında kongrelere katılmak, güncel tıbbi yayınları takip etmektir. Kritik konular ise hasta ile iletişim, müşteri malı korunması, jinekolojik ve gebelik takibi, cihazların bakım ve kalibrasyon durumu, çalışanların hizmetici eğitimi, malzeme ve ilaç takibidir. Kayıtlar, protokol defterleri, röntgen istek formu, radyoloji formu, laboratuvar formu, kaynaklar, doktorlar, hostesler, hasta temsilcisi, hasta kabul elemanları, tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemeleri çalışma ortamıdır. Biraz da hasta kabul süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine başvurur. Doktor hanım tarafından hastanın muayenesi yapılır. Seansa başlayacak bir hasta ise hastanın dosyası çıkartılır. Dosyaya hastanın bilgileri yazılır ve epikriz formu doldurulur. Hasta fizik tedavi seanslarına başlamış olur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında sağlık raporunun düzenleme tarihinden itibaren hasta 15 gün içerisinde seanslarına başlamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde 15 gün içerisinde seanslarına başlamaması halinde hastaya yeni bir sağlık raporu düzenlenmektedir. Hasta en az 20 veya 30 seans görebilir. Bir hasta için son 1 yıl içerisinde en fazla aynı bölgeden toplam 30 seans, 2 farklı bölgeden toplamda 60 seans fizik tedavi görebilir. Hasta takip formu. Bu formda hastanın günlük tarih, saat ve imzaları alınır. Hastanın epikriz formu doldurulur. Hasta daha sonra dosyasıyla birlikte elektron terapi veya egzersiz rehabilitasyon odalarına alınır. Uzman ellere teslim edilir. Bu şekilde takip formudur. Hastamızın günlük tarihi, saati, başlama saati, bitiş saati ve uygulanan programlar günlük belirtilir ve hastanın imzası alınır. Doktorunun doldurmuş olduğu bir
örnek Epikriz. Fizik tedavi bölümünde hastalar gruplara ayrılır. Bunlar A, B, C ve D grubu olmak üzere 4 gruba ayrılır. A ve B grubu hastalar serebral palsi ve hemiplejik hastalardır. C ve D grubu hastalar ise diz, boyun, omuz ve bel olmak üzere 4 gruba ayrılır. A ve B grubu hastalarda, yani serebral palsi ve hemiplejik hastalarımızda her 10. seans sonrası değerlendirmeleri fizyoterapist arkadaşlar tarafından değerlendirilip raporu yazılır. Tedavisi biten hastanın fizik tedavi hasta bilgi onam formuna hastanın imzalanır ve hastanın dosyası kapatılır, raporu yazılır. Şu şekilde bir formumuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Özlem Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi fizik tedavi ünitesinde uzman fizyoterapistimiz Sayın Gülşen Kahraman'ı dinleyeceğiz. Bizlere fizyoterapistin görev tanımını yapacak ve hasta uygulamalarından bahsedecek. Evet, hoş geldiniz. Önce kendimi tanıtmak istiyorum. 1986 Hacettepe Fizik Tedavi Yüksekokulu mezunuyum. Mezun olduktan sonra 70. yıl Fizyoterapi Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaya başladım. Aynı zamanda Çapa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra değişik özel sektörlerde çalıştım ve 7 yıldır da Avrasya Hospital'da çalışıyorum. Önce fizyoterapist kimdir, onu tanımlamak istiyorum. Fizyoterapist, fizyoterapi alanında eğitim vermiş, veren, fakülte ve yüksek okullarından mezun olmuş, sağlık mensubudur. Bu 4 yıllık eğitim boyunca anatomi, fizyoloji, daimiye, romatoloji, kardiyoloji gibi temel bilimlerin dalında nöroanatomi dışında mesleki dersler almaktayız. Bunlar kinezoloji, uygulamalı tedavi, elektroterapi, ısı ışık, hidroterapi, yani fizik tedavi o kadar çok geniş kapsamlı bir meslek ki. Yani o çok geniş kapsamlı bir eğitim alınıyor. Şu anda ben mezun olduğumda Türkiye'de tek okuldu Hacettepe'de. Daha sonrasında 90 yılında devlet üniversitelerinde bölümler açıldı. Şu anda 20'ye yakın Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu veya Fakültesi mevcut. Şu anda 7000 fizyoterapist var. Bu 2020 yılında 15.000 olması bekleniyor. Yani katlanarak fizyoterapist sayısı artacaktır. Fizyoterapist görev tanımı 22 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik kapsamında fizyoterapist görev tanımı yeniden düzenlendi. Yani bunu okumak istiyorum size. Fizyoterapist görev ve sorumlulukları: öncelikle sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman tabibi veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında eğitim dalı rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisi ve tedavisi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapan kişidir. İki, fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar. Üç, fizyoterapi programı ve iyileşme süreciyle ilgili bilgileri kaydeder. 4. Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir. 5. Fizyoterapi sürecinde uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programın sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir.
tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı durumu kayıt altına alınarak uygular. 6. Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır. Fizyoterapistin görev alanları nelerdir, görev bölümleri? Örneğin romatoloji. Romatolojide romatoid artrit, osteoartrit, eklem hastalıkları, yumuşak doku romatizması, fibromiyalji gibi, miyalji gibi, tendinit, bursit gibi hastalıkları tedavisini planlar ve uygular. Ortopedi alanında kırık sonrası, kalça, diz protez uygulamaları sonrası, post-op rehabilitasyon programı uygulamasında gerekli egzersizleri ve gerekli tedavileri uygular. Nöroloji bölümünde hemiplejik, Parkinson, MS gibi, yüz felci gibi nörolojik hastalıklarda yine tedavileri üstlenir. Çocuk nörolojisinde bunlarda CP, serebral palsi doğuştan veya sonradan çocuklarda beyin gelişimini etkileyen hastalıklarda brachial plexus yaralanmaları, doğum esasında görülebilen veya sonradan gelişen torticollis örneğin çocuk nörolojisi dalında. El cerrahisi ünitelerinde çalışabilmekte. Tendon sinir tamirleri sonrasında bunların rehabilitasyonu ve egzersiz tedavileri. Yanık ünitelerinde, yanıklarda yine pozisyonlama çok önemlidir. Ve yine egzersiz tedavisi gerekli olmaktadır. Doğum öncesi ve sonrası hamilelik egzersiz programları bunları ele alabilmekte. Amputasyonlarda ortez protez eğitimleri, paraplejik hastalarda uzun yürüme cihazı ya da pozisyonlu materyalleri, el splitleri eğitimini hastalara verebilmekte. Yoğun bakım ünitelerinde uzun süre immobilize edilmiş hastaların mobilize edilmesi ve eklem hareket açıklığını kazandırmak amaçlı egzersizler uygular. Kardiyak rehabilitasyonda örneğin ameliyat sonrası postop dönemde hastayı inaktif durumdan aktif hale getirmek, onların aktivitelerini düzenleyebilmek, solunum egzersizi önemlidir bu hastalar için. Örneğin geri artri bölümlerinde, huzur evlerinde yine bir görev alabilmekteler. Bir de spor hekimliği dalında. Şu an çok spor kulüplerinde, milli futbol takımında dahi fizyoterapistler görev almakta. Gerekli tedavileri üstlenmekte. Fizik tedavi, rehabilitasyon tedavi araçlarından bahsetmek istiyorum. Fizik tedavide neler uygulanmakta? Mesela hidroterapi dediğimiz su ile tedavi yöntemleri kapsamakta. Fotoğrafta gördüğünüz Whirlpool dediğimiz girdap banyosu. Daha çok el ve ayak eklem rahatsızlıklarında kullanıyoruz. Alçıdan çıktıktan sonra eklem hareketliği zordur. Su rahatlatır. Su içinde yapılan hareketler kolaylaştırır. O su tankında bir hava veriliyor ve masaj şeklinde suyu dalgalandırdığı için hasta onun içindeyken egzersiz yapması daha kolaydır. Hidroterapiye devam ediyoruz. Evet, havuz içi. Isı ışık ajanlarını kullanıyoruz fizik tedavide. Bunlar neler? Parafin, infraruj, hotback. Parafin yine elde daha çok kullandığımız. Bunlar yüzeyel ısı ajanlarıdır. Daha çok kas ve yüzeyel ısıyı artırmak, kas içi ısıyı artırmak amaçlı. Parafini daha çok elde, eklemleri, parmak eklemlerindeki sorunlar nedeniyle yine yüzeyel ısı şeklinde
parafine soktuktan sonra 8-10 kez daldırıyor elini. Daha sonra bir poşet içine veyahut da havluyla sararak o sıcaklığını muhafaza etmesi sağlıyoruz. Burada hat ve kazanımızı görüyoruz. Hat ve hidrofilik salisilat içeriyor. Bu bez torbaların içinde salisilat vardır. Kazanlarda su içinde 70 derecede sıcaklıkta tutuluyor. Daha uzun süre sıcaklığı muhafaza ettiği için havluya sararak uygulamaları yapıyoruz. Bel boyu, yumuşak doku yine robotizma, fibromiyalji ağrılarında etkilidir. Nemli sıcaklık verir. Elektroterapi metotlarımızdan tens cihazı, ultrason, değişik elektrik akımlarını kullandığımız tedavi ajanlarıdır. Ultrason çok sık kullandığımız bir tedavi aletimiz. Yüksek frekanslı akım içeriyor. Doku içine penetre, en fazla ısıyı penetre eden ultrason cihazıdır. Eklemlerdeki sorunlarda bu tens cihazımızdır. Bu alçak frekanslı akım çeşididir. Kapı kontrol mekanizmasıyla ağrının daha fazla beyne ulaşmasını önlemiş oluyor. Böyle bir özelliği var. Ağrı analjezik etki yaratıyor. Onun dışında egzersiz tekniklerimiz vardır. Felç hastalarımıza daha çok egzersiz tedavileri uyguluyoruz. Bu hasta Ağustos ayında beyin kanaması sonucu ameliyat ediliyor. Ve 3 ay sonra bize başvurdu. Aralık başında başladık tedavisine. Oturamayan, ayaklanamayan bir hastaydı. 20 seans sonrası yürütmeye başlamıştık. Yardımla yürüyebiliyor. Hala daha ayakta durma dengesi yok. Sağ üst ekstremitesi tamamen plastik hemipleji. Omuz askısına takıyoruz. Ayağında da po takılı. Ayak düşük. Ayağını kaldıramıyor. Alt ekstremite hala daha çok zayıf. Yardımına adım alabiliyor. Onun dışında fizik tedavi rehabilitasyon araçları geçişlerinde günlük yaşam aktiviteleri vardır. Yani evde neler yapabilir hasta? Hasta ev egzersizleri şeklinde eğitim veriyoruz. Aileye eğitim veriyoruz. İşte meşguliyet terapileri vardır. Yani mesleğiyle ilgili yardımcı olabileceğimiz aktiviteler varsa onları eğitimini veriyoruz. Onun dışında manuel ve motorlu mobilite traksiyon cihazları vardır. Bel, boyun traksiyon cihazları. Onlar uygulanabiliyor. Evet, benim anlatabileceklerim bunlar. Gülşen Hanım'a da bir alkış istiyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi son olarak çocuk rehabilitasyon fizyoterapistimiz Sayın Mehmet Emin Güneş'i dinliyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Ben size kısaca spili çocukları anlatacağım. Yeni açılan bir ünite zaten 1,5 yıl yaklaşık oldu. Bunlarla ilgili spili'nin gelişimi, bunların biraz tarihçesini anlatacağım. Sonrasında tedavi ve yöntemlerini. Cerebral palsi, bunlar doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası dönemlerde gelişmekte olan beyinde meydana gelen bir lezyon sonucunda ortaya çıkan nöromüsküler bir bozukluktur. Cerebral palsi ilk olarak 1862'de Engels ortopedist tarafından tanımlanmış ve buna kendi adını Lidl hastalığı olarak tanımlanmış. Daha sonra Burgess ve Ferris tarafından da CP olarak adlandırılmıştır. İnsidansı yani görülme sıklığı hakkında değişik görüşler vardır. Ferris formülü en yaygın olanıdır. Bunda da her 100.000 çocuktan 7'sinin cerebral palsi olduğu belirtilmektedir.
Bu da 1000 kişiden 1.52 civarında olduğunu düşünülmektedir. Türkiye'de ise bu oran biraz daha yüksek. Her 1000 çocuktan 8 tanesinin CP'li olduğunu tahmin edilmekte. Bu da 750 bin ile 1 milyon arasında CP'li olduğunu düşünülmektedir. CP'li çocuklarda tedavi yöntemi, yani CP'li çocuklarda kullandığımız tedavi yöntemi yaygın olan BOVA tedavi yöntemidir. Dünya çapında en fazla kullanılan fizyoterapistlerin %90'ı BOVA yöntemini kullanmaktadır. BOVA yöntemiyle çocuklarda genç de olsa çok ciddi sonuçlar elde edebiliyoruz. BOVA yöntemi bir tedavi yöntemi, bir metot veya teknik değildir. Gelişime açıktır. Çocuğun problemine göre farklılık gösterebiliyor. Temel prensipleri, normal işte gelişim esasları, izlenen yollarda fasilitasyonlar, yani anahtar noktalar, eklem bölgeleri belirtiler, stimülasyonlar ve komplikasyondur. Bunların yanı sıra ortez, protez, mimerifal desteğiyle komplikasyonları önlemek ve fonksiyonel gelişimi hedefliyoruz çocuklarda. Çocuklarda görülen problemler, nörolojik bir problem olduğu için çok farklılar vardır. Örneğin motor bozukluklar, bunlar tremör, kiparsite, koordinasyon bozukluğu, kuvvet kaybı, konuşma problemleri, görme problemleri, işte bozukluğu ve benzeri birçok problemle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu tarz çocuklarda yani en oluşum dönemlerinde prenatal, natal ve postnatal, yani doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrasında farklı yine görüşler vardır. En yaygın olanı işte %75 doğum öncesi, %15 doğum sırasında ve %10 doğum sonrasında kaynaklanmaktadır. CP'li çocuklarda tedavi yöntemi iyi bir tedavinin ön koşulu kapsamlı bir değerlendirme yapmak ve bir gözlemdir. Tedavi programı hazırlarken çocuğun ihtiyacına göre, geldiği durumuna göre çıkıyor. Her çocuk çok farklıdır ve CP olarak tanımladığımız çocuklara baktığımız zaman apayrı çocuklar görebiliyoruz. Çok iyisinde çok kötü olanlar. Onlar için her gün ayrı ayrı bir program düzenliyoruz. Bu programda hedeflerimiz düzgün postürü sağlamak ve devamını getirmek, hareketin kalitesini artırmak, kas tonusunu düzenlemek, mobilite hareketliliği sağlamak ve devam ettirmek, komplikasyonları önlemek, fonksiyonel aktivitelerde bağımsızlık kazandırmak, tedavi ve rehabilitasyon programına en erken dönemde başlaması çok önemli. Özellikle ailenin durumu kabullenmesi en erken dönemde adaptasyon için çok önemli olan bir hedef ve buna psikososyal destek sağlanmalı. Çünkü bize gelen ailelerde bu anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Hani bu konuda intihar etmeyi düşünen, hatta çocuğuna bile kıymayı düşünen ailelerle bazen karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve buradaki resimlerde birkaç çocukla yaptığımız eğitimleri göstereceğiz. Elektroterapileri. Bu CP'li çocuklarda dolandığımız en büyük nokta çocuğun tedavi programına adaptasyonunu sağlamak. Çocuk olduğu için biraz zor oluyor. Bu yüzden çoğu zaman bunu bir tedavi programı bir oyun haline dönüştürebiliyoruz. Örneğin burada var, onu getirebilir miyiz? Bir oyun. Ve burada çocuklar lateral gövde kaslarını denge problemi, denge koordinatörü çalışırken çok yani etkili olan bir yöntem ama çocuğu çalıştırmak için işte gel ata bindirelim seni diyerek öyle de çalıştırabiliyoruz. Ve bu sırt ve gövde kasları için, bu lateral kaslar için çalıştığımız bir yöntem. Bunları diğer çocuklara, işte bunun alt ekstremitelerinde problem olan, özellikle sağ tarafında problemi olan bir çocuk, güçlendirme ve dediğim gibi yani çalışma şeklini bir oyun haline getirmek, onunla fazla çocuk oldukları için. Aynı şekilde denge problemi olan bir çocukta demirler yutmada problemi olan çocuğu çalıştırıyoruz. CP'li çocukların çalışmanın en güzel tarafı ise çocuklardaki küçük bir gelişme karşısında ailenin gözlerindeki büyük sevincin vesilesi ve ortağı olmaktır. Teşekkür ederim. Evet, tüm arkadaşlarımıza sunumları için teşekkür ediyoruz. Hepimize de çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocama yerine almadan ben takdir belgelerimizi, teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Sözlü olarak çok güzel teşekkürler aldık. Son olarak yazılı olarak sizler için hazırladığımız belgelerimizi sizlere takdim edeceğiz. İlk olarak
Uzman doktor Sayın Şenay Şıldır'ın takdiri belgesini Hüseyin Hocam'dan rica ediyorum. Açılışında bedeni de 67 numaraydı. Onun için her önlüğü kolay kolay giyemez. Bana uygun mu? Uygun size Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Yalnız dedi dur dedi. Bu iş böyle olmaz dedi. Basın dedi karşıya gitsin. Burada dedi bu önlüğü giyip çıkarma bir önemli değil dedi. Bunun dedi Türkiye'de duyulması önemli, hastane dışında duyulması önemli dedi ve Cumhurbaşkanımız o önlüğü giydi, o gün açılışı öyle yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığının yayınladığı kitapçıklar oluşuyor, yıllık faaliyetleri. Orada da Avrasya önlüğüyle, yani bu bizim logomuzla resmi varlığıyla beraber o resim şeyde duruyor. Daha sonra kitabı da gönderdiler bana. Onun için bazen sadece almak etmiyor. Hani basında karşımıza bir gibi. Teşekkür ederim. Değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. Hocam siz de yormayın. Böyle alacağım. Tekrardan teşekkür ederiz. İkinci takdir teşekkürü belgemizi uzman fizyoterapistimiz Sayın Gülşen Kahraman'a takdim edeceğiz. Buyurun efendim böyle. Kendisinin takdir teşekkür belgesini başhekimimiz Sayın Türkan Uslu'dan rica ediyoruz. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi fizyoterapistimiz Mehmet Emin Güneş'i böyle davet edeceğim. Kendisinin takdir teşekkür belgesini de başhekim yardımcımız Ali Rıza Cenel Hocam'dan rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve Özlem Gülgöken'i böyle davet ediyorum. Kendisinin takdir teşekkür belgesini de kardiyoloji uzmanımız Profesör Doktor Ali Bayram Hocam'dan rica edeceğim. Bugün akşama doğru gönülü gördüm. Benim sabah zahmet verip müdürüm kahvaltıda yardımcı oldunuz. Bu iş dedim gönülsüz olmaz. Hakikaten bu sağlık hizmeti gönülsüz olmaz. Değil mi Gönül Hanım? Son olarak tüm ekibimizi böyle davet ediyorum yönetim kurulu.